Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Uçum kümesine geldik epey bir aradan sonra. Şimdi uçum kümesindeki kuşlarımızı bir uçuracağız. Bu arada arkadaşlar buradan da satacağımız kuşlar var. İsteyen arkadaşlar vardı. Arkadaşlar şu yerdeki dişi boz 1. Şu arka tepe dişi boz 2. Şuradaki boz 3. Kuşların hiçbir sağlık problemi yok. Uçuracağız şimdi, göreceksiniz. Hatta şu benekli şöyle daha yakından çekelim. Aynen böyle. Kuş erkek değil, o da dişi. Bu da dişi 2. 3 tane şu an satacağımız dişi var arkadaşlar. İlgilenen varsa yine damızı kümesini de açacağım. Oradan da çekeceğim. Oradan da vereceklerimiz var. Onlara da bakarız. Fiyatı makul tutacağız. Besleyen, uçan, hazır uçan kuşlar. Kuşlar da kızmış kuşlar. İsteyen olursa yine bizim kendi kuşlarımızın alttan gelen kuşlar. Onlar fazla birikti. O yüzden de veriyoruz, artık uçuramıyoruz. Ha, çünkü hastalık yürüyor. Bak şu beyazın mesela hemen şeyinde gagasında çiçek çıkmış ya, dış çiçek. Bakalım, ona bir şey yapmamız lazım. Şimdi durumlar böyle arkadaşlar. Şöyle kuşları bir ufak ufak kaldıralım. Mavi nerede ya, o mavi? Mavi nerede? Bıyıkta. Bıyıklı mavi şurada. Şöyle ufak ufak bir gelsinler. Dur bakalım. Oo. Yürü. Daha bunlar yavru arkadaşlar, daha başlamamışlar. Şimdi bir nefes sesin de aferin sana. Güzel. Güzel. Şimdi buradan şu maviyi de zaten fırladı. Ah, bazı taklasını da attı. Lan normalde teki uçacak kuşlar vardı aralarında ama ben yaklaşık bir iki haftadır buraya gelemiyorum. İşlerin yoğunluğundan dolayı. O yüzden de hangileri teki uçacak pek bilmiyorum. Ama buradan uçuracağız. O mavinin kardeşi arkadaşlar şu miski. Bunu da kaldıralım, bu da gitsin. Şöyle kuşlar uçsunlar bir. Kendine gelsinler. Hadi sen de git. Sen de git. O da ince tüyüne girmiş. İnce tüyüne girmiş. O yüzden de pek kanatlarının sesi çıkmıyor. Ondan sonra şu miski burada yeni kuşlara çakmaklıyı bir yere atalım. Bunu yere atalım. Bak arkadaşlar bunlar da devam etsin. Sen de gel. Sen de gel. Ha, bu sabuni de gelsin. Sabuni de gel. Şu miski de gelsin. Şimdi evet. Maşallah, subhanallah. Burada ne varmış? Şu kuş sıktaydı. Ne yaptı? Son durumu nedir bilmiyorum. Kanat durumu nasılmış? Bir dakika. Kanat durumu sanki kanat eksik gibi. Şu iki yavru daha yeni geldi arkadaşlar. O yüzden de onlar daha şu an neyse. Şuraya bir koyayım bakayım. Neyse, bu uçarak pozisyonda gibi duruyor. Miski de sıka girmiş. Ondan sonra hafiften miska girmiş. Çok böyle artık da değil ama uçup yükselmesi lazım. Öteki türlü sıkıntı. Bak öyle yerlerde uçuyor. Diğerleri zaten onlar uçuyor zaten. Birbirine karışmışlar. Dur var şu. Ye. Oo, bayağı bir sıktı bu. Bayağı bir sıktı bu kuş. Elimizle alsak. Aman. Tamam, orada dur sen. Orada dursun ha. İçeride takılın.
Miski de bayağı bir hafta sıkı girmiş ama çok da şey değil. Şu yavruları dışarı bırakalım. Yavruları dışarı bırakalım, şu mis gibi gelsin en azından. Yerine insin. Gel, 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 gel. Aferin kızıma, gel. Gel, gel, gel. Aferin sana kızım, aferin. Aferin, çok güzel. Sıkta bile olsam buraya inmen harika bir şey. Şimdi kuşlarımızın durumlarına bir bakalım şöyle. İyi maşallah. Sesleri, solukları yerinde. Güzel uçsunlar şöyle bir. Kuşta bir nefes, sanki nefes şeyliği var. Biraz sika girdiği zaman hayvan da böyle bol taklaya girince çabuk yoruluyor hayvan. O yüzden de kuşlarınız arkadaşlar, yavru kuşun özellikle bir bulut yemesi lazım. Bulut dediği zaman hayvanın ciğeri açılır. Açılan ciğerde kuşun sefere geldiğinde veya sık durumunda kendini yukarı kaldırıp atabilmesinde çok faydalı. Bunu kuş uçuran arkadaşlar çok iyi biliyorlar. O yüzden de buna çok dikkat edelim. Maşallah şu da malazlanmış malazlanmış. Onun bir kardeşi de yukarıda arkadaşlar. O aynalı maynalı olan ilk yuvadan çıkan kuş. Kardeşi de onun. Hatta bir tanesi, bunlar teke düşenler var arada. Şimdi kontrol edeceğim. Takip edeceğiz. Takip ettikten sonra ona göre biz bir dahakine kuşları uçururken öyle uçururuz. Nereden alayım? Şu taraftan alayım ya. Şu taraftan alayım. Evet. Bakın arkadaşlar. Teke dediğimiz olay bu işte. Kendini bırakmış gidiyor. Neymiş? Çakmakla. Diyorsunuz ki havada nasıl tanıyorsunuz? Kuşçu adam. Kuş havada tanır. Kuşunu daha doğrusu havada tanır. Başka kuşları da tanır ama ben kendi kuşumun uçumundan tutun da havada hareketlerinden bilirim kuşu. Tamam. O indi. Önemli olan kuşları çatıya düşürmeden yere alabilmek çok önemli. Yavru kuşta. Uçan o dediğim satılacak olan kuşlar da şu an havadalar. Kuştan hiçbir sağlık problemi yok. Üçü de dişi. Üç tane dişi attı. Onların anası baba zaten bizde. O yüzden de en azından bir ihtiyacı olan bir arkadaşa sahiplendiririz. Kuşlar geç açılıyor arkadaşlar. Geç sökülüyor. Haberiniz olsun. Bayağı bir geç sökülüyor ama sıka girme falan yok. Uçumlarında hiçbir sıkıntı yok. Uçumları gayet güzel. Yeresin zaten uçumlarını. Oo, çakmaklı ufak ufak başlamış havaya. Kuşlar da bayağıdır uçmuyor. O yüzden de biraz çakmaklı kendini ayırmaya başlamış. Şu sazlı yavru da kendini ufaktan ayırmaya başlamış. Hop indi. Tamam, güzel. Evet. Çakmaklı bayağı bir arkadaşlar, iri bir hayvan. O yüzden de onun biraz şöyle erimesi lazım. Bayağı bir uçup erimesi lazım. Ufak ufak işler yapıyor. Daha diyorum ya, teke daha düşmedi yani. Var yani, bakın kendini ufak ufak kaldırıyor. Sonra gidiyor bak. Oyun kuşunda hareket bu olması lazım. Yerine geldikten sonra bir taklam yaptı, iki taklam yaptı. Önemli değil. Zaten şu an kuş hazır falan değil yani. Şu an kuş sadece nefes yapıyor. Saat dolduracak. Saat doldurduktan sonra nefesini çalışacak. Şu an bakın kuş hemen dimdirek taklayı bıraktığı anda devam etmeye başlıyor. Ne yapıyor? Nefes topluyor. Bu özellik çok güzel bir özellik. Bakın şimdi saatini doldurmak için gezmeye başladı. Aferin sana. Bak bu kuş tek uçurulur şimdi. Teke başlanması lazım bu çakmaklıda. Onun da anası babası bizde. Zaten kendi kuşlarımızı kaldırıyoruz. Gel bakalım.
İyi, sesi falan yerinde ama kilosu var bu hayvanın ya. Hayvan eline tuttuğunda anlıyorsun. Uçan kuşu zayıf olacak. Çünkü bu şeyle gibi bir şey böyle zayıf bir adamın koşmasıyla şişman bir adamın koşması hiçbir zaman bir olmaz. O yüzden de bu çok önemli. Uçan kuşu fazla ziyan yemeyecek. Zayıf olacak ki hayvan yere geldiği zaman kendini yukarı kaldırabilsin. Fizik kurallarıyla alakalı bir şey bakın. İyi maşallah gel. Şöyle bir 10 dakika biraz daha dinlensinler. Şu an kuşlar yine tam bir randımana sokmuştuk. O ara işler güçler derken havaların kısalması falan derken hayvanlar yine uçuramadık. Ama hayvanlar nefeslendiği için yine eski formuna kazanırlar. Bugün hatta birkaç uçum yaparız bunlara. Ondan sonra başlar bu hayvanlar uçmaya. Şu o yabanilerin olduğu yerde arkadaşlar direkt şu karşıdaki o sarı beyaz binalar şu aradan görünen işte oraya iniyor. O dün hatta bir tane miski vardı orada. Onun küçük bir videosunu çektim ama kuşu yakalayamadık. Yakalardık aslında, tek başımaydım. Tek başım olmasam her türlü yakalarım ama yine orada. Sabah baktım. Bugün ona bir video çekeriz inşallah. Ne yaptın abi? Yoruldun mu? Yok. Dumanlı. Yok yok, bu bir tane çakmaklı vardı ya böyle. Boz bir tane yavru arasında. Selam. Aleyküm selam. Ne abi, iyi. İyi ne abi, sen ne yapıyorsun abi? Attım yavruları, bir uçtular da. Şu teke başlamış ya bu teke. Bir şeyler yapıyor yani, geliyor filan gidiyor. Ya sağa sola kıpırdama. Gelsin binsin de. Sen ne yapıyorsun? Sabah kuş uçuruyordun baktım. Mavi güzel uçuyor ya. Tek başına. 10 numara uçuyor. Gezici bir de. Bak o dediğim, dün dediğim sana kuşlar vardı ya hani. Ha, ne oldu o? Bak o mavi çatının mavi çatı var ya, mavi yer. O mavi yerde o çocuk getirmiş yine. Ha. O geçen 2 sene mi 3 sene önce mi ne? Bir getirdi 30 tane kuş oradan. Adam biraz da kuştan anlamıyor. Kuştan hepsini bir anda kaldırmış. Mahalle var ya, mahalle kuş kaynıyordu ya. İndiren. Ben de 3-4 tane indirdim. Ya sopa koymuş herhalde. He, oraya bir şey koymuş yine. Getirdi, ben getirdim verdim tekrar, al dedim. Ben dedim başkasının kuşuyla ne işim var. Aferin sana, gel. Baksana çatıda da. Yanında. Kuş çok iri ya. Kaldıramıyor kendini ha. Ama güzel ne, gezişi mezi çok güzel. Ha çatıda değil mi? Hmm. Yine getirmiş. O ya, o ben dün tahmin ettim zaten. Mahallede ne zaman böyle toplu bir şekilde kaçak kuş varsa o adam kaçırmıştır. Sende var mı abi? Verici kuş vardı sende değil mi? Çağır gelsin çocukları. Ha, o bir tane gelsin alsın. Deniz götürsün. Vardı. Deniz'e söyleyelim de. Gelsin alsın. Kaç tane var? 2 tane vereyim ya. O şey beyaz. Bir dişi bir erkek mi? Erkek mi abi? Kuşların hiçbir sağlık sorunu yok değil mi? Yok yok. Onları da... Ben eşinden ayırmak istiyorum. Başka kuşlarla eş alıyor diye arkadaşlar. Şeyini oraya çektim zaten. Eyüp abinin kümesini çekmiştim. Orada bir tane perçemli değil miydi abi o? Yok, düz müydü? Düz beyaz. He, düz bir tane beyaz, bir de perçemli sabunu yok muydu? Sinekli mavi. He, sinekli mavi, tamam doğru. Arkadaşlar kuşlar da güzel kuşlar. Yani öyle yabana atmayın. Yani biz kimseye hani şey vermiyoruz, böyle keleküte pazardan 5 liraya 6 liraya 10 liraya neyse aldığınız kuşlardan vermiyoruz. Kuşlar bakılan kuşlar. Bir kardeşimize onu sahiplendireceğiz. Tavuğu bitmiyor. Sen nereden geldin? Aşağıdan mı geldin? Aşağıdan, senin kümesini oradan gördüm. Gördün mü miskiyi? Miskiyi görmemişsindir. Hiç görmedim. O yaban arasında yine bir tane miski var. Timur nerede? Timur'u aradım. Timur evdeymiş. Gelir o da birazdan. Gitmemiş mi maça bugün? Maça mı? Ha. Bilmiyorum ki dün ne yaptı, ne etti. Konuşmadım ben dün. Gel, dün akşam görüştük gerçi. Ye. Maşallah ya.
Ulan ne sert çakıyorum ha. Kuşlarla uçurma onu. Ateke başlamış ya. Kuşlarla uçurma. Bozar kuş kendini. Uçurma böyle. Ala nasıl ala? O şeyin kuşu. İrfan abinin kuşu. Yavru maşallah var ya. Hangisi? Annesi tek başına bakıyor. Benim yavrum abim. He o mu? Bir yer var ya. Maşallah abi. Allah. Sabah yine ben iki takviye, iki şırınga su verdim. O kuşun da arkadaşlar Eyüp abinin kümesini çektiğimizde görmüşsünüzdü. Bir tane yavru vardı orada. İki tane vardı, biri ölmüş. Annesi, babası da kümesi herhalde ters takla attı, öldü. Bazen soruyorsunuz ya işte tek dişi kalıyor işte yavruya bakar mı? Bakıyor demek ki. Ya bir de başka kuşların rahatsız etmemesi lazım kuşu. O zaman bakar, sıkıntı olmaz. Ya bu kuş da bunun yanına kalktı, şimdi uçuma verdi ya. İşte abi burada da sıkıntı böyle bir şey ya. Yakın kuş besleniyor. Bak kendini uçuma verdi çakmak kuş. Çakmak nereden geldi? He? Çakmak mı? Bu bizim yavrulardan. He. He. Hangisinin? O babası mavi onun. Kümesteki mavi, damızlık mavi şuradaki. Anası neydi onu hatırlamıyorum. Anasını bir sormak lazım Timur'a. Ama babasını biliyorum. Anası da miski olabilir. O bir tane uçurduğumuz vardı, yere çöküyordu. Yine çöken bir tane miski vardı ya, o olabilir abi. Neyse bunlar şimdi uçuma verdi. Kuşun birkaç seferini çekecektik. Arkadaşlar kuş uçuma verdi. Yanına başka yandaki kuş şeyin kuşu kalktı. Şimdi şu vereceklerimizi, satacaklarımızı yani uygun makul fiyat çekeceğiz. Yoksa biz bu zamana kadar kuşu satmadık. Önemli olan bunlara işte yenmen bir şeyler almaya yani bir ihtiyacını karşılarız yani. Şu arkadaşlar şu dişi boz. Ondan sonra bunların hepsi kardeş. Şu dişi boz. Buradaki akıtepe yine o da dişi. Erkek gibi duruyor, o da dişi. 3 tane var. Belki bir ihtimal şu miskiyi de verebiliriz. Bir kardeşi bende mavi. Oradaki mavi. Onu da verebiliriz. Eğer ki isteyen olursa bizi yorum kısmından bize ulaşsın arkadaşlar. Sahiplendirmesini yapalım. Herkese iyi günler diliyorum. Hayırlı pazarlar.